Evet sevgili seyirciler, Yakın Üniversitesi stüdyolarından bir kez daha merhabalar diliyoruz sizlere. Ve Yakın Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizin tabii ki oluşumu içerisindeki bugüne değin gelinen noktalarda birçok konuklarımız oldu. Ve bugün ise hastane içinden değil ama hastaneyle birebir ilişkili olan bir çok değerli bir konuğumuz, stüdyo konuğumuz bugün. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Sayın Raziye Koca İsmail. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Yıllar Teşekkür önce de ediyorum. Sizinle böyle çok güzel programlar yapmıştık. Evet. İlk defa Yakın Üniversitesi stüdyolarında ben sizinle bu programı yapıyorum şu anda. Ama çok büyük eksiklerimizi olduğunu vurgularken yapmıştık değil mi? Evet. Farklı Şimdi stüdyolarda yine ise bir araya gelmiştik. Ama amaç aynı. evet. Ortak bir amaç vardı. Ülkemizin kanayan yarası olan kanseri önüne geçebilmek, tedavisini daha iyi yapabilmek için siz yıllarca haykırdınız, yıllarca çalmadık kapı bırakmadınız. İşte. Hem yurt dışında hem Kuzey Kıbrıs Türk Tamam. Cumhuriyeti'nde. Şimdi ise yıllarca vurguladığımız o eksikleri bugün ise var olan olanaklarımızı herhalde konuşacak. O mutluluğu paylaşacağız herhalde Evet, sizlerle. muhakkak, muhakkak. Tabii. Ben öncelikle hemen o zaman Yakınada Üniversitesi Hastanesi ile sizin derneğiniz olan Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin 20 Temmuz itibariyle, hastanenin açıldığı gün itibariyle bugüne kadar gelinen aşamadaki ilişkilerinizi bir değerlendirelim isterseniz. Hangi aşamaya geldik? Beklentilerimizi karşıladı mı? Beklentilerimizin ki ben çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Sizler ne diyeceksiniz? Evet, böyle bir hastane beklemiyordum aslında. Yani tıp fakültesi hastanesi denilirken bu ebatta, bu İngiltere'de dahi olmayan cihazları içerisinde barındıracak hocaları Tahacetepe'den buraya getirtecek böyle bir şey düşünmüyordum. Hep daha küçük bir şey olsun ama yeter ki olsun diye mücadele verdik. İçindeyim. Bunu hep söylüyorum son zamanlarda. Giriyorum, hastalarla birlikte gidiyorum, geliyorum. Hala daha bir rüyadayım gibi zannediyorum. Hala daha bu gerçek olmuştur. Ben tıp fakültesi hastanesinin içerisindeyim, inanamıyorum. Çok birdenbire oldu. Olacak mı, olmayacak mı? Suat Bey geri adım atacak mı? Çok baskılar Bu tip geliyordu. endişeleriniz oldu mu? Çok. Çok, Evet. çok, çok acayip baskılar geliyordu. Tabipler birliklerinden olsun, başka başka kesimlerden olsun, hatta devletten bile o destek görülmüyordu. Ve biz hastalar olarak ve hasta örgütü olarak çok endişeliydik. Sürekli onların her söylemlerine bizler karşı cevap vermek zorunda kalıyorduk. Çünkü bunun olumsuzluklarını yaşayan burada bir tıp fakültesi hastanesinin olmaması ve bir onkoloji merkezinin olmamasının olumsuzluğunu yaşayan birebir bizlerdik. Evet. Türkiye'ye gidip 6 ay 1 yıl kadar tedavi sürecinde aileden uzakta maddi ve manevi yok olan kimilerinin tabutlarının geriye döndüğü bizlerdik. Son sevgililerini, sevdikleri insanların son anlarını paylaşamadan, çünkü kim gidebilir? Yanında bir veya en çok iki refakatçiyle gidebilir. Ama tüm diğer sevdikleri belki de son nefeslerini verirken görememişlerdi birçok Evet, yakınlarını. evet. Bu acıları çok yaşadık ve o yüzden her söyleme karşı da biz karşı cevap vermek zorunda kalıyorduk. Mesafelerin kısalmasıyla bizim rahatlayacağımızı vurguluyorduk. Buna rağmen hala daha inanamıyordum. İçindeyim diyorum size ve burada mıdır? Gerçekten ben şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tıp fakültesi araştırma hastanesinin içinde miyim inanamıyorum. Çok büyük bir mutluluk. Herhalde zamanla hazmedeceğim bunu. Evet, belki de onun daha hala şaşkınlığı var. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan bu yatırım sadece Kuzey Kıbrıs değil, Kıbrıs Adası'nda bu bölgeye hakim olan bir hastaneye, bir Evet, altyapıya sahip olan evet. bir hastanenin kapılarını açtı. Halkına ve dünya insanına açtı. Peki işte o gelinen süreç içerisinde, bugüne kadar gelinen süreç içerisinde ki sizin ilişkilerinizin boyutu ne oldu? Hastaneyle olan tedavi, Onu derneğinizi... değerlendirmeden bir şeyi paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta gene oradaydım ben ve bir baktım bir kanser hastası bayan sima olarak beni tanıdığı için yanıma sokuldu. Ben zannettim ki
bize uğramamış olan bir kanser hastasıdır. Üyeliğinizi bize yaptırdınız mı diye sordum. İşte sizi takdir ediyoruz, çalışmalarınızı falan demişti. Anladım ki bir kanser hastası, kontrollerimi yaptırdım dedi ve tedavimi de işte yaptıracağım. Ben dedim ki bize gelip üye oldunuz mu? Yo dedi, ben İngiltere'de yaşıyorum. Orada duyduk böyle bir hastanenin açıldığını. Ta İngiltere'deki Kıbrıs Türk'ümüz oradaki hizmetten artık mutlu değildir. Ve o kadar güzel bir merkezde kendi sevdiklerinin yanında, akrabalarının yanında tedaviye gelmiş.